İkinci yeni şiiriyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İkinci yeni 1950'li yıllardan itibaren ortaya çıkan bir oluşumdur. Birinci maddemiz doğru. Bu oluşum içinde yer alan şairler soyut kapalı şiirler yazmışlardır. Kesinlikle doğru. İmgeye yönelmişlerdir. Zaten soyut ve kapalı şiirler yazdıklarına göre imgeye de başvurmuşlardır. Kelimelerin çağrışım gücünden fazlasıyla yararlanmışlardır. Üçte doğru. Garip akımının yani birinci yeni yalınlığına karşı çıkmışlardır doğru. İdeolojik söylemi benimseyen bu şairler halk kültürünün içinde yer almışlardır. Yanlış arkadaşlar. Halk kültürünü benimsemeyen bir gruptur. Cevabımız edirne. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde işlediği temalar bakımından İslami gelenekte yer alan önemli şairler arasındadır. Kullandığı üslup ve şekil bakımından ikinci yeni şairleri arasında kabul edilen sanatçı, Türk Edebiyatı'nda İslami geleneğin önemli şairlerinden Mehmet Akif Ersoy'un öncüsü olduğu, bu çizgide Necip Fazıl Kısakürek'ten sonra kendisine özgü bir şiir anlayışıyla sonraki kuşakları etkilemiştir arkadaşlar diyor. Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Turgut Uyar ve Edip Cansever, Bunlarda arkadaşlar İslami geleneği sürdürme ya da İslami gelenekte yer alma gibi bir özellik yok. Ama Sezai Karakoç'u hepiniz biliyorsunuz Monaroza şiiriyle biraz daha Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif Ersoy'un etkisi olduğunu, daha doğrusu bunların çizgisinden yolundan gittiğini görebiliyoruz. Cevabımız bu yüzden Adana Şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangisi? ikinci yeni ve garip şiirinde görülen ortak özelliklerinden biri değildir. Türk şiiri geleneği ile bağını koparma ikisinde de var arkadaşlar. Dadaizm ve sürrealizm akımlarının etkisinde olma hem birinci yeniciler yani garipçiler hem de ikinci yeniciler de var. İmge ve söz sanatlarına yer verme bu arkadaşlar ikinci yenicilerin bir özelliğidir. Fakat garipçilerde böyle bir şey yok cevabımız C şıkkı. Millet meseleleri ve gerçeklerinden uzak durma ikisinin de ortak özelliği. Serbest şiire yönelme ikisinin de ortak özelliği. Cevabımız C şıkkı. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bir konuşmasında ikinci yeni benim diyen sanatçı diğer ikinci yeni şairlerinden farklı olarak ilk şiirlerinden başlayarak ikinci yeni hareketinin temsilcisi olarak görülmüştür. Folklor şiire düşman adlı yazısıyla folklorun şiirle bağlantısının kırılması gerektiğini savunur. Sezai Karakoç arkadaşlar biraz daha Necip Fazıl Mehmet Akif Ersoy'un çizgisinde giden İslami söylemi olan bir sanatçı. Ülkü Tamer bunlardan biri değil. İlhan Berk bunlardan biri değil arkadaşlar. Ece Ayhan bunlardan biri değil. Şuradaki yazısından tanırız bunu. Folklor şiire düşman isimli eser. Cemal Süreyya'ya aittir. Cevabımız C şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili sözler ikinci yeni şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine örnekler. Kendini doğuruyordu bir sinayedi dim doğru ve bir melankonya çiçeği saksıda demiş Ece Ayhan. Gözleri göz değil gözistan. Geceler yukarıda telcek bulutacak. Ilın, günleri gelirdi taraçlar demiş Cemal Süreyya. Senleniyorsun böyle bir gecenin içinden bana demiş İlhan Berk. Şimdi arkadaşlar bakalım. Eksiltili ifadelere yer verme. Altı çizili ifadeler için söylüyor. Hayır. Vizeleri kapalı imgelere dönüştürme. Hayır. Konuşma dilini dışlama diyemeyiz. Ahengi musikiyle sağlama. Musikiyle e, arasında herhangi bir ilişki yok. Kelimelerin biçimini yani şeklini bozma söz konusu. Bu yüzden cevabımız Adana. İkinci yeni şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anlamda anlaşılırlık yerine kapalılık tercih edilmiştir. Kesinlikle doğru. İkinci yeni şiiri arkadaşlar kapalı bir şiir. Biçime ve imgeye öncelik veren bir anlayış hakimdir. E kapalı olduğu için imge ve biçime de önem verilmiştir. Dolayısıyla Bursa şıkkı da doğru. Konuşma dilinden ve halk dilinin ortak değerlerinden uzaklaşılmıştır. Çünkü dili ağır halkın anladığı bir dil söz konusu değil. Bu da doğru. Soyut kavramların çağrışım gücü yerini somutluğun çarpıcılığına bırakmıştır. Yanlış arkadaşlar. Arkadaşlar soyut kavramların çağrışım gücü var bu şiirde hem de oldukça yüksek. Bu eşittir zaten bize imgeyi veriyor. Dolayısıyla somutluk yoktur, soyutluk vardır. Cevabımız denizli şıkkı. Anlatımda benimsenen dille yaşanan gerçekler arasında bağlantı koparılmıştır. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 sanatının ilk dönemlerinde halk değişleriyle yüklü, ölçülü ve uyaklı şiirler yazmıştır. Soyut bir hava içinde yazdığı şiirlerinde insanın toplumdaki basma kalıp kurallara karşı savaşını, bundan doğan sıkıntı ve bezginliklerini anlatmıştır. İlk şiir kitabı Arzı Hal ve ikinci şiir kitabı Türkiye'mde hece ölçüsü kalıplarını kullanmıştır. Bu şiirler Memleketçi şairlerin şiirlerinde karşımıza çıkan Anadolu motiflerini barındırır diyor arkadaşlar. Bu önemli bir maddedir. Baktığımızda ikinci yencilerde aslında halk ve Anadolu yok ama bu sanatçının böyle bir özelliği var tabii ki. İlhan Berk olamaz bu. Edip Cansever, Ecaihan olamaz. Sezai Karakoç'ta biraz daha İslami söylem var arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl'ın aslında etkisini görüyoruz. Dolayısıyla bu da olamaz. Kimden bahsediyoruz? Turgut Uyar'dan bahsediyoruz. Arzahal ve Türkiye'nin eserleri ona aittir. Cevabımız Adana şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlhan Berke ait olabilir? İlhan Berke şiirde öyküye karşı olduğunu, bunun nesre ait bir özellik taşıdığını söyler. Bir şiirde anlamın ille de açık bilinen olamayabileceğini vurgular. Şiirde anlam ve anlaşılmak üzerine bir düşünceyi yazıyla anlatırız. Bir düşüncenin anlaşılması zorunludur. Düz yazı buna yarar. Şiir ise düşünceyle yazılmaz. Bunun için de anlaşılması istenmez. Kısacası arkadaşlar İlhan Berk ne demek istiyor? Şiirde kapalılık ve şöyle e, soyut konular olacak ve şiir anlaşılabilir bir şey olmamalı. Çünkü şiir anlaşılır olursa nesir olur. Şimdi bakalım. Adın nedir? Adını söyle. Sokak başlarına yazayım. Yitirdim kendimi senin kentinde. Adındır benim sokağı. Gayet anlamlı dizeler. Dolayısıyla bu İlhan Berk'e ait olamaz. Bunu eliyoruz. Tep kralları gibiydim. Öyle yalnızdım. Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum. Ak Sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi ben rüzgar değirmeninizde kaldım. Şimdi anlam var mı bu şiirde? Anlam yok. Kapalılık var mı? Var arkadaşlar. Söz sanatları var. Tep kralları gibiydim diyor. Bir kere benzetme, teşbih sanatı var. Bu çağda seni beyazlığında tuttum, beyazlığında tutmak kesinlikle imge ve kapalı anlatımdır. Sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi ben rüzgar değirmeninizde kaldım. Gördüğünüz gibi soyut kavramlar var. Kapalılık var, imge var açık anlaşılır bir şiir değil. Dolayısıyla bu İlhan Berk'e ait olabilir. Cevabımız Bursa. Bir damla dedim sen bana derya verdin. Her anıma renk ömrüme mana verdin. Yıllarca o tek mutluluğun girmediği dünyamı yıkıp bir yere dünya verdin. Anlamlı bir şiir olduğu için İlhan Berk'e ait olamaz. Biz nereye düşeriz? Halk Fakir, fukara, her bahar, her yaz gurbette sılaya dönmesi olur ve lakin ne sılamız belli ne gurbetimiz gurbet, halk, sıla bunlar zaten halk edebiyatı unsurları dolayısıyla bunu da eleriz. Sizi bir yerlerden tanır gibiyim. Elbette Bodrum'daydı geçen yaz. Sözcüklerimiz vardı ince mecaz. Aşklarınızı şiirle yıkardınız. Bunu da eleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleriyle tanıtılan şaire ait değildir? İlk şiirlerinde toplumcu gerçekçi çizgide olan şair 1955'ten sonra soyut, mecazlarla dolu şiirler yazmıştır. Şiir görüşünü akılla oynamak olarak açıklar. 1947'de garip hareketinden etkilenerek yazdığı şiirlerinden oluşan ikindi üstü şair tarafından yok sayılmaktadır. İkinci kitabı Dirlik Düzenlik de garip hareketinden etkilenerek yazılmıştır. Fakat şair bu kitapla kendi sesini bulmaya başlamıştır. İkindi üstü arkadaşlar kime aittir? Şöyle edip can severe aittir. Şimdi aşağıdaki eserlere bakacağız. Hangisi ona ait değil. Şairin seyir defteri Edip Cansever'in, yer çekimli karanfil onun, kirli Ağustos onun, umutsuzlar parkı onun fakat beni öp sonra doğur beni Cemal Süreyya'ya ait bir eserdir. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar cevabımız Denizli şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçadığı ki altı çizili sözle kast edilenlerden herhangi birine ait olamaz. Kelimeler bizde yerlerinden yarı yarıya koparılıyor. Anlamlarından ufak tefek saptırılıyor. Yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir kavramın değişik görüntü ya da izlenimi elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak isteniyor. Burada arkadaşlar tabii ki İkinci yeninin şiir anlayışından bahsedilmiş ve oradaki kelimelere yeni anlamlar yüklendiğinden bahsedilmiş. ikinci yeniciler mesela üvercin kavar. Kimin eseriydi tabii ki? Cemal Süreyya'nın ne anlama geldiğini bilmiyoruz. İnanın ki o da bilmiyor. Bu tarz bir şey istiyor ve buna ait olamaz. Yani böyle bir şey olmayacak şiirlerde. Senin deli kızıllığındandır göğün maviye koşuşu. Sessiz bir sabah çağrısıdır arıların vızıltısı. Renk çiçeklere boyanışı yeşil çimenlerin öylesine içli soğuk. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada çünkü göğün maviye koşuşu mümkün mü? Hayır imge var gördüğünüz gibi. Bunu eleyebiliriz. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluk dikey ve yatay mutsuzluk olabilir mi? Olamaz. İmge var. Bakın bunu da eleyebiliriz. Ahmet abi güzelim bir mendil niye kanar? Mendilin kanaması mümkün mü değil? İmge var. Bunu da eleyebiliriz. Yüzüklerinden altın parmaklar takılıymış ve çarşılar grefsiz deli olurmuş yalnızlık işte. Grefsiz deli olur mu çarşılar? Olamaz. Söz sanatı var. İmge var. Bunu da eleriz. Ben bizden olan bütün insanların dostu adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündeyim Anadolu'nun güzel şeyleri hasret ettir. Memleketim Anadolu memleket köy. Burada biraz daha halk edebiyatına ait unsurlar var. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin ikinci yeni şiirine ait olduğunun göstergelerinden biri değildir? Seni günlere böldüm, seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşısında. Şiirler söylenir. Şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladıktı? Sen ona bak da kahverengi avuçlarına mı gözlerinin tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa demiş arkadaşlar. İkinci yeni şiirine ait göstergelerden biri olamaz. Sözcüklerin alışılmışın kullanımlarının dışında kullanılması. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Minesi çatlamış diş gibi durduracağım karşısında diyor. Seni günlere böldüm diyor mesela. Eskitilmiş kalp diyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu söyleyebiliriz. Adana şıkkını eliyoruz. Anlam sınırlarının çağrışımlar aracılığıyla gizlenip belirsizleştirilmesi de var değil mi? Kahverengi avuçlarına gözlerinin. Tam oradan mı kahverengi yağın aydınlık mümkün müdür? Değil. İmge var. Çağrışım gücü var sözcüklerin. Bunu da eleriz. İmgeci bir yaklaşımla soyutlamaya önem verilmesi bu da var. Zaten ikinci encinin bir özelliğidir. Şiirde de var. Bir sürü örneği var gördüğünüz gibi. Yine kahverengi yağın aydınlık imgedir aynı zamanda. Günlük konuşma dilindeki halk şiiri değişlerinin e, değişleriyle anlamın güçlendirilmesi mümkün değil. Halk şiiri değişi yok. Burada gördüğünüz gibi imge ağır ve kapalı bir anlatım var. Cevabımız denizli. Özünde birey olarak kendine dönen insanın açmazlarını, aşklarını konu edinmesi bu da var. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı.